Ondan 6 ay önce Margie'ye 600 lira para verdim. 100 lira aylık ama araya birisi girdi. Normalde aylık 300 liraydı. Ben 3'te 1 fiyatına kaydoldum. Araya çok önemli birisi girdi. 600 liraya 6 ay Margie'nin tavusuna gittim işte. Bu ay bitiyor. Tamam hocam, ben konuşacağım Havuz işini. Ben onlardan çekindiririm. Çekinecek bir şey yok hocam. Burada bir mağduriyet var yani. Araya NASA girse çözülür bence. NASA'yı kıramazlar. O dediğiniz Bulgaristan mevzusunu da söreriz. Bu kadar uzaydan sonra Bulgaristan tatili hepimize iyi gelir. Neydi o kız? Sibel diye bir kız vardı. Şu anda hamile. Söylesem ona, arabası da var orada. Ben sadece oraya gitmek mesele yani. Oğlumun da benim de ikimizin de pasaportlarımız var. Gidince zaten o bizi gezdirir arabasıyla. Ya bu çok iyi bir haber. Kontrol merkez burası, görev kontrol. Bir sorunumuz var. Görev kontrol, burası kontrol merkez. Sorunu tanımlayabilir misiniz? Ya şimdi şöyle. Salih hocamızın dünya kaynaklı bir mağduriyeti var. Salih hocamız uzaya gelmeden önce bir otelin havuzuna 6 aylık üye olmuş. Bu ay üyeliği doluyor. Ama uzayda olduğumuz için kullanamıyor. Evet. Sonuçta ortada parasını verip aldığı bir hizmet var ya. Kendi elinde olan bir durum değil. Uzayda yani. Anlıyorum. Salih hocam, bir şey soracağım. Bu uzay istasyonu görevi aylar öncesinden belliydi. Yani gitmeden kaç ay önce haber verildi, hazırlıkları başlandı. Siz niye gittiniz, 6 aylık havuz üyeliği aldınız ki? Akıllı anlamadın herhalde. Aylık 100 liraya geldi. Şu anda aylık 300 liraya Margie üye oluyorlar. Ben 6 ay önce araya çok iyi, samimi birisi girdi. Ben 6 aylık 100 liraya, 600 liraya ben yaptırdım. Benim yaptığım zaman da oraya üyelik 1500 liraydı. Ben 600 liraya yaptırdım. Yani şu anda bir aynısını yaptıramam yani. Zaten orada çalışan kız dedi ki, hocam kesin öyle bir şey olmaz dedi. Bunu öylesine o an bir hatır niyetinden yaptık dedi. O yüzden öyle oldu. Yoksa imkansız bir olay. Bir de az önce 600 lira. Tamam hocam, yok tabii, mağdur etmeyiz sizi. Yani ben bir üstlerimle konuşayım, otel yönetimiyle de irtibata geçeriz. Hallolur yani. Bir şey daha diyeceğim. Evet görev kontrol, dinliyorum. Biz şimdi dünyaya döneceğiz ya. Evet, kapsülle Kırgızistan yakınlarına iniş yapacaksın. Biz Salih Hoca ile konuştuk. Onun tanıdıkları varmış Bulgaristan'da. Bulgaristan'a inersek sadece orada yemeğe içmeye para veririz. Bizi ağırlarlar falan. Arabayla gezdirirler diyor. Öyle bir şey olabilir mi Hasan? Hocam, aklınız alıyor mu böyle bir şeyi? Neden? Giriş koordinatlarınız aylar öncesinden hesaplandı. Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Şu saatten sonra bir değişiklik yapılmaz yani. Ya sen yine bir sor, çok istiyorlarmış falan de. Her şey ayarlanmış dersin. Ha? Tamam Hasan, onu da sorarım. Siz artık elinizde ne varsa toplayın, neyle uğraşıyorsanız. Olduğu kadar artık. Bizim de burada biraz içimiz sıkıldı sizin muhabbetinizi dinlemekten. Bayağı 45 dakikayı, 1 saattir oradasınız ve yani siz içeri doğru geçin. Teşekkürler.